Herkese merhaba. Trabzonspor'la ilgili gelişmelerle her gün karşınızda olmaya çalışacağımıza dair söz vermiştik. Bugün de yine YouTube topluluk grubunda da sorduk transfer çalışmalarıyla ilgili detaylı bir haber istiyor musunuz diye. Ağırlıklı olarak evet cevabı geldi ve o videoyla karşınızda olacağız. Trabzonspor transfer çalışmalarında hangi aşamada teknik direktör Abdullah Avcı gerçekten kafasında alacağı isimleri belirledi mi? Bu isimlerle temaslar ne noktada, bunun detaylarını konuşuyor olacağız. Hemen vakit geçirmeden başlayalım. Şu an transfer çalışmalarının en çok gündeminde olan ismiyle başlayalım. Fode Koyta, aslında Bengali Fode Koyta. Gineli oyuncu Kasımpaşa'da forma giyiyor. Devre arasında sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Ancak son haftalarda affedildi. Bu affedilme sürecinin Trabzonspor'un oyuncuyla yeniden ilgilenmeye başladığı döneme denk gelmesi de İlginç bir tesadüf mü, artık bu yorumu size bırakıyorum. Çünkü Trabzonspor oyuncuyu devre arasında kadro dışı olmasına rağmen transfer etmek istemiş. Ancak Kasımpaşa kulübü gerçekten çok yüksek rakamlar talep etmişti. O dönem forvette bir alternatif istiyordu teknik direktör Abdullah Avcı ve tanıdığı Fode Koyta'nın bu eksikliği gidereceği noktasında kanaat getirmişti ve yönetim kurulu bir hamle yaptı. Ancak Kasımpaşa kulübü sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için 3 milyon avro gibi gerçekten çok uçuk bir bonservis bedeli talep edince bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi Fode Koyta yeniden gündemde. Bu kez sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve Trabzonspor oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabiliyor. Ayrıca FIFA kuralları gereği bildiğiniz gibi oyuncunun sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için şu an istediği takımla anlaşma hakkına da sahip. Trabzonspor bu doğrultuda elini biraz sıcak tuttu, hızlı tuttu ve oyuncuyla temaslara başladı. Daha doğrusu oyuncunun menajeriyle temaslara başladı. Şu an menajer düzeyinde görüşmeler yapıyor ve Fode Koyta zaten daha önce Trabzonspor'a gelmek istediğini söylemişti. Şu an ne gibi maaş talebi var, imza parası istiyor mu, görüşmeler bu aşamada. Ama teknik direktör Abdullah Avcı tanıdığı, bildiği oyuncu olduğu için Fode Koyta'yı forvet bölgesine takviye edilmesini istiyor. Ama tek forvet olarak değil, daha net oyuncu, daha direkt bir oyuncu istiyor. Fode Koyta'yı belki alternatif yedek oyuncu kontenjanından Trabzonspor kadrosuna katabilir. Şu an için temasların, görüşmelerin bu doğrultuda olduğunu, oyuncunun menajeriyle temasların sürdüğünü söyleyelim. Yine sizlere sormuştuk transfer haberi yapalım mı diye. Orada en çok gelen cevap, en çok gelen talep tabii ki Edin Visca oldu. Ama Edin Visca ile ilgili olarak maalesef şu an itibariyle sıcak bir gelişme yaşanmadı. Bunu tekrarlamak istemiyorum ama Başakşehir kulübü ligde yaşadığı sıkıntıları gerekçe göstererek şu an itibariyle hiçbir görüşme yapılmasını istemiyor. Oyuncunun da kafasını karıştırılmasını istemiyor. Dolayısıyla Başakşehir kulübü şu anda ligde can derdinde olduğu için bu gelişmelerin gerçekleşmesi ileri bir safhaya kalmış gibi gözüküyor. Ama Edin Visca'nın Trabzonspor'a gelme isteği, Abdullah Avcı'nın Edin Visca'yı alma isteği hiç bitmedi ve bitmeyecek gibi gözüküyor. Bu kez bu iki tarafın isteği bu transferin gerçekleşme ihtimalini diğer sezonlara oranla biraz daha yüksek tutuyor. Gelelim ilk olarak duyurduğumuz Yusuf Sabali konusuna. Fransa'da forma giyen oyuncu ile ilgili olarak Trabzonspor kulübü daha önceki yayınımda da söylediğim gibi kararını verdi. Oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun menajerleriyle görüşmeler başladı. Ama bu görüşmelerde oyuncunun menajeri ilk etapta beklenildiği gibi çok yüksek taleplerle Trabzonspor'a geri dönüş yaptı. 2 milyon avro maaş ve 500 bin avroluk imza parası. Bu rakamlar şu an itibariyle Trabzonspor'un ödeyebileceği rakamlardan oldukça yüksek düzeyde gözüküyor. Ama bu rakamlar zaman içerisinde eritilebilir veya çeşitli bonuslarla, opsiyonlarla daha kabul edilebilir bir noktaya çekilebilir. Çünkü Yusuf Sabali teknik ekibin, scout ekibinin üzerinde hemfikir olduğu bir oyuncu. Fransa'da istikrarlı bir performans ortaya koyuyor ve özellikle defansif yönden özelliklerini üstünde fazlasıyla durmak gerekiyor sanırım. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bek oyuncularını fazla ileride tutmak istememesinden kaynaklı olarak Yusuf Sabali tam olarak aranılan, istenilen oyuncu kriterlerine uyuyor. Şu an itibariyle menajeriyle temaslar devam ediyor. Çünkü kulübüyle zaten sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ama Türkiye'den bir takım daha ve bu takımın da Beşiktaş olduğunu söyleyelim. Çünkü özür konusunda hala belirsizlik var. Bu oyuncuya ilgisi var. Bakalım bu gelişmeler nasıl yaşanacak? Yine biz de takip ediyor olacağız.
Trabzonspor'da çok uzun zamandır transfer yapılmayan bir bölgeden bahsedeceğiz. Sol kanat için. Sol kanatta Vakeme tabii ki çok istikrarlı bir performans ortaya koyduğu için o bölgeye çok fazla bir transfer arayışı içerisine girmemişti bu arada mavili takım. Ama bu sezon sonunda iş biraz değişecek gibi. Teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat, forvet hattına kesinlikle transfer bekliyor. Ve sol kanat için de görüşülen isimler arasında sürpriz bir oyuncu var. Christian Lauric. Aslında bu iddia yurt dışı basınında da fazlasıyla yer aldı. Hem Hırvat basınında yer aldı hem Sloven basınında yer aldı. Hırvat oyuncu Gorisya, HNK Gorisya takımında forma giyiyor. 25 yaşında ve performansı gerçekten çok çok iyi. Bu sezon 24 maçta 16 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Ama bu Trabzonspor'un dışında oyuncu olan ilgiyi daha da artırdı. Sadece Trabzonspor peşinde değil, Lovric'in birçok takım peşinde ve kulübüyle sözleşmesi de 2023 yılında sona eriyor ve transfer market piyasa değerine bakıldığında da 5 milyon 500 bin avro gibi bir değerden bahsediyoruz. Tabii bu transfer markette bu kadar değeri var, bu transfer bu bedelle yapılacak anlamı taşımasın. Ama Trabzonspor bu oyuncuyu bir süredir takip ediyor ve kadrosuna katmak için bir hamle yapacak. En azından Hırvat kulübüyle bu doğrultuda bir temas sağlanacak ama tabii ki şu an itibariyle bu transfer olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek. Ama oyuncunun seviyesi gerçekten çok çok iyi. Daha önce o bölgelerden alınan oyunculardan çok fazla istediği verimi alamamıştı Trabzonspor. O yüzden Lovric her ne kadar istatistiksel olarak çok çok iyi bir noktada olsa da Trabzonspor %100 kararını verip henüz bu transfer hamlesini gerçekleştireceğim diye bir karar vermiş değil. O belirsizlik sanırım o bölgede farklı oyuncuların da gündemde olmasından kaynaklanıyor. Bakalım bu transfer için önümüzdeki günlerde resmi bir hamle yapacak mı Trabzonspor? Bendeki transfer bilgileri şimdilik bu kadar. Aslında çok fazla isim var ama netleşmeden veya net görüşmeler olmadan size aktarmak istemedim. O yüzden şimdi sözü Serkan Aşkın'a ve Hasan Tuncel'e bırakacağım. Onların iki farklı transferi beraber. Hasan Tuncel kendi yorumuyla Halil Akpınar transferinin ne durumda olduğunu aktaracak. Serkan Aşkın da Steve Puik için bugün bir transfer haberi yaptı. Onun detaylarını yine kendisi aktarıyor olacak. Ben şimdi sözü onlara bırakıyorum. Transferde hata yapmak istemeyen Trabzonspor şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Daha önce devre arasında teklif götürdüğü Halil Akpınar için yeniden nabız yoklamaya hazırlanıyor bu arada maviler. Halil bu sene gösterdiği performansa tüm dikkatleri üzerine çekti. Devre arasında da teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunulan iki isimden biriydi Halil Akpınar. Birisi Efecan Karaca'ydı, diğeri Halil Akpınar'dı. Trabzonspor yetkilileri Halil ile ilgili bir girişimde bulunmuştu ancak 3 milyon euro gibi bir bonservis engeline takılmıştı. Şimdi Trabzonspor'da oyuncuya 1,5-2 milyon euro seviyesinde bonuslarla birlikte bir teklif yapmıştı. Şimdi yeniden bir teklif hazırlığında Trabzonspor oyuncuyla ilgili araştırmalarına başladı. Uygun bir zemin bulması halinde oyuncu için bir bonservis bedelli bir teklif yapacak. Halil ise Göztepe'den ayrılma düşüncesi var. Kariyerini daha büyük takımlarda geçirmek istiyor. Steve Puik, Hajduk Split'te forma giyen 2002 doğumlu 18 yaşındaki bir futbolcu. Oyuncu Hajduk Split'in altyapısından yetiştirildi ve 2021 Ocak ayında ise 5,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor Hajduk'la. Oyuncu son olarak 20 Mart'ta Hajduk'un Sibernik maçında 76. dakikada oyuna girdi. Sağ kanat oyuncusu. Oyuncu taraftarların yorumunu okudum, Hırvat taraftarların. Oyuncudan gayet memnun oldukları ve oyuncuyu geleceğe yatırım olarak gördüğünü ve Hajduk'ta daha çok forma şansı bulmasını gerektiğini söylüyorlar. Oyuncu U17 Hırvatistan milli takımında da boy gösterdi. Bir yandan da milli futbolcu. Trabzonspor ve Galatasaray'ın oyuncuyu izlediği ve menajeriyle dirsek teması olduğu belirtildi. Oyuncu Hajduk'un ikinci takımında da boy gösteriyor ve U19 takımlarında da forma giyiyor. Hajduk'un pişmesi için alt takımına gönderiyor, U19 takımına gönderiyor. Gerekirse de A takımında forma şansı veriyor. Sağ kanatta etkili bir oyuncu olacağı izlenimi verdi. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Hasan ve Serkan'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca her gün bu tarz videoları burada atmaya ve Trabzonspor haberlerinde sizleri buluşturmaya çalışacağız. Siz de lütfen kanala beğenilerinizle ve abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Ayrıca bu hafta bir soru cevap yapacağız. Hangi sorunun cevabını daha çok merak ediyorsanız lütfen yorumlar bölümünde sorunuzu belirtin ve
Bu haftaki soru cevap bölümünde de biz de sorunuzu cevaplandırmaya çalışalım. Dediğim gibi bu kanalda Trabzonspor'la ilgili tüm gelişmeleri an ve an paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.